Merhabalar, Kampanis ekranlarından Anuşa buradan. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam çok yoğun bir gündemle karşınızdayız. Dilek Hanım'ın gerçekten yetişemiyoruz hızına. Birçok anlatacağı şey var ama artık ne kadarını konuşabilirsek. Biz başlıkları çıkarmaya çalıştık. Birincisi kamudaki yer değiştirmeler, atamalar vesaire çok hızlı bir şekilde oluyor. Bunların anlamı nedir? Kimler tasfiye ediliyor, kimler geliyor? Özellikle Soylu ekibi tasfiye mi ediliyor? Bununla ilgili yorumlarını alacağız. İkincisi Sayın Erdoğan'ın politikalarında bir değişiklik mi var? Makas mı değiştiriyor? Neler oluyor? Bunu soracağız. Vakit kalırsa veya bilmiyorum belki ondan mı başlamak ister? Çok önemli bir dava var. Biliyorsunuz 15 Temmuz'la ilgili Gökhan Sönmez Ateş'in tanıklıkları, ifadeleri çok önemli bilgiler içeriyor. Yani birçok done var ve birçok şeyi de değiştirebilecek nitelikte benim gördüğüm kadarıyla. Ama bu kadar önemli olmasına rağmen müthiş de bir ilgisizlik var. Yani hem ulusal medyada hem basında çok garip bir şekilde yani bütün Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli bir dava, çok önemli ifadeler ama hemen hemen hiç yer bulmuyor. Öyle diyeyim. Bir iki ilgilisi bir iki şey yazıyor. Yani bununla özel ilgilenen bir iki gazeteci belki birkaç şey yazdı. Birkaç YouTube videosu ama ulusal çapta önemli olmasına rağmen maalesef ilgi görmüyor. Neden görmüyor? Özellikle mi karartılıyor mu? Yani bu da bir karartma mı? Bu da bir sansür türü mü? Bunları da vakit kalsa konuşacağız. Dilekçim hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Fatmacığım. Şimdi Herkese ben iyi sana akşamlar. nereden başlamak istersen sana veriyorum sözü. Top Oradan devam ediyorum. sende Buyurun. diyorsun. Top sende diyorsun. O zaman istersen kararnamelerle bu Süleyman Tamam. Soylu'nun ekibi tasfiye mi ediliyor? Oradan başlayalım. Gökhan Sönmez Ateş'e falan da devamında zaten geliriz. Ya yani emniyetteki öncelikle değişikliklerden başlayalım. Zaten bir takım değişiklikler münferit olarak yapılmaya başlanmıştı Ali Yerlikaya'nın gelişinden sonra. Bazı daire başkanları değişmişti. Mesela personel daire başkanı değişti Soylu dönemindeki. İlk olarak öyle başladı. Ondan sonra teftiş kurulu daire başkanı değişti. Narkotik daire başkanı değişti. Bu kararnameden önce oldu bunlar. Kararname ile birlikte de çok fazla sayıda ilimizin emniyet müdürleri, işte yine daire başkanlıkları, mesela TEM daire başkanlığı değişti. Pek çok daire başkanlıkları değişti. En İşte önemli daire istihbarat başkanları değişti değişmiş. tabii. İstihbarat değişti. Yani bekleniyordu zaten yani böyle değişiklikler ama Ankara İl Emniyet Müdürü değişti. Soylu'nun en yakınlarından hemşerisi. Sedat Peker'in ifşalarında çok söz edilen Servet Yılmaz. Yine Soylu'nun Zaten beraber... senin söylediklerine göre Ankara Emniyeti bayağı bir merkezi bir yer tutuyordu değil mi? Evet, Bütün bu tabii. istiyorsun. Ankara tabii ki Ankara benim bu bulduğum kokain hattı bakımından da Mersin, Samsun kritik başkent olduğu için de tam coğrafi olarak da güneyden kuzeye hattın tam ortasında olduğu için de kritik başkent Bir de olduğu için orada kritik. kurulan ilişkiler de zannedersem bayağı birbirleriyle ilişkili birimler Tabii kurulmuş hemşerilik yani. ilişkileri bir de çok önemliydi. Yani bu iller dışında mesela Soylu'nun ve Ağar'ın hemşerileri üzerinden yani Elazığ ve Trabzon, bir Trabzon lobisi mesela. Servet Yılmaz'ın Trabzonlu olduğunu işte biliyoruz. Erdal Çetinkaya geçen sene Ağustos'ta zaten Siber Daire Başkanı görevden alınmıştı. Resuloğlu ile hemşerisi Sedat Peker'i istemeye Birleşik Arap Emirlikleri'ne beraber gittiği. Hepsi bunların kızağı çekildi. Yani özellikle genel müdürlük emrine alınanlar için zaten artık emeklilik yolu göründü gibi bir şey. APK falan deniyor ona genel müdürlük emrine. Yani baş müfettiş bile veya işte teftiş kuruluna bile alınmıyorlar. Onun bir daha iyisi hani teftiş kuruluna alınmak. Öyle bir durum da yok. Hep böyle bahsettiğimiz işte Türkiye narko devlete dönüyor mu tartışmaları içinde narkotik daire başkanı değişti. Tabii bu arada pek çok medyaya yansıyan haber de oldu. İşte doğrudur, yanlıştır, erken sızdırılmıştır, belli bir amaçla sızdırılmıştır, bir kısımları eksiktir, yanlıştır dediğim gibi veya algıya yöneliktir onu bilemiyorum ama T24'te mesela Tolga Şardan'ın da yazarlık yaptı, çok haberler yaptı. Narkotik daire başkanının değişme süreciyle ilgili de haber yaptı. Sonra hatta haberi sildi, onu da söyleyeyim. Öyle mi? Birisinde daha Haberi tabii sildi. görevden Aa, çok alanlar ilginç.
tabii görevden alınan narkotik daire başkanı Servet Yılmaz'ın devresiydi ve aynı zamanda da Melih Gökçek'in de hemşerisi İbrahim Hakkı Seydoğulları o dava açmış bu haberle ilgili. Kendi kullanıldı ve aslında bir daire başkan yardımcısının işte birkaç ay önce yaşadığı bir skandalla veya bir yargısal olayla alakalı algıya yönelik, işte yıpratmaya yönelik, yine her zamanki gibi kendilerinin arkasına kurumları alarak işte kurumları yıpratıyor, emniyet teşkilatına hedef oluyor vesaire gibi dava açmış. Sonra T24 haberi sildi. Hani dediğim gibi eksik, yanlış, doğru kısımları olabilir. Hani benim de bazı duyumlarım var ama söylemeyeyim. Çünkü başka gazeteci Peki ne diyorsun? Anladığım kadarıyla böyle komple bir takviye gibi görünüyor. Yani yani esaslı şöyle bir temizlik gibi görünüyor Soylu ekibine karşı. Doğru mu anladım? yani bir tasfiye var ama sonuçta hani bütün bu kadrolar, emniyet kadroları yine öyle ya da böyle hani bu iktidar değişseydi bile konuşuluyordu. Yani İçişleri Bakanlığı, emniyet kadroları kime kalacak, kim yönetecek? Çünkü genelde ülkücü tandanslı kadrolarla hep yürüyordu. İşte Soylu özellikle ağır kadrolarıyla falan yürüdü. Özellikle cemaat, işte FETÖ denilen yapı ya mensup olduğu iddia eden kişiler de tasfiye edildikten sonra çalışacak kadro, yani bir sol bir grup yok yani sonuçta emniyette çalışacak veya bu yeterli kadroyu Ama dolduracak yetişmiş yine de eleman. mesela ülkücü olmasıyla Soylu ekibi olması arasında çok büyük fark olacağını düşünüyorum. Yani Soylu'nun direkt ekibi değilse Tabii ki, tabii ki. çok fark eder. Yani o birbiriyle organik bağ olmayan ülkücüler daha normal davranırlar gibi geliyor. Yani Tabii. böyle başka bir network'ün şeyi değilse eğer. Yani muhakkak ki fark ede, yani şöyle daha temiz kalan, daha göze batmayan, Evet, çünkü Süleyman memleketine dahil olmayan. Soylu görebileceğimiz değişik diyeyim Suç yani en İşleri değişik Bakanı diye anılıyordu başbakanıydı yani. yani. Suç İşleri Bakanı diye anılıyordu Yani şu anki tarihe geçti. tarifiyle. Herkes de fotoğraman diye adını Lakaplar takıldı, çıkardılar fotoğraf falan. dediler, narkos dediler, yani Suç Evet İşleri Bakanı yani dediler. çok aşırı bir şey vardı hakkında yani bir değil iki değil. Dolayısıyla yani ülkücü olması ama Soylu'nun ekibi olmaması bence oldukça fark eder yani Yani onun hakkında muhakkak ki fark eder. hani bu tabii yani şu ülkücüdür, şu değildir veya işte bu bir takım cemaatlere yakındır da AKP'ye yakındır, İslamcıdır vesaire. Yani bunları diyemem ya, yani Kemalisttir, Ulusalcıdır, Avrasyacıdır, Ama hani bu herkesin benim bildiği bir için. şey. Emniyette genel olarak ülkücülerin hakim olduğu yani yıllardan beri Evet. herkesin bildiği bir şey. Evet. Bir de şöyle bir haber yansıdı bu kararnamelerden önce. Oda TV yaptı haberi. Oda TV deyince ben bir soru işaretiyle bakarım. O ayrı. Ama hani sonuçta bu haber medyaya yansıdı. Sonradan yalanlanmış falan da değil yani bildiğim kadarıyla. Mesela T24'teki haber sonradan dava konusu Silindi. olunca geri çektiler. Oda TV'de böyle onun haberinde böyle bir şey yansımadı yani benim bildiğim kadarıyla. O habere göre de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda bir soruşturma başlamış. Bu soruşturmada bazı birinci sınıf emniyet müdürleri de şüpheli ve hakim savcılar da hatta şüpheli. Bu birinci sınıf emniyet müdürlerinden birisi zaten bu görevden alınan Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel. Diğeri Antalya'nın şu anki il emniyet müdürü. Bir önceki de personel daire başkanı, yani bir öncenin öncesi, bir kısa dönem yapan daha oldu da. Hatta onun personel daire başkanlığı döneminde benim bu husumetim olan, emekli olan emniyet müdürü Kore Yöner'in sicil dosyası mahkemeden saklanmıştı mahkeme istemesine rağmen. Şu an mesela Antalya İl Emniyet Müdürü olarak Orhan Çevik devam ediyor. Ama Fenni Gürsel, o soruşturmadaki diğer şüpheli Teftiş Kurulu Başkanı, yine bu Kore Yöner gibi bir takım işte şartları taşımadığı iddia edilen 179 hatta kişiyi, 179 ikinci sınıf emniyet müdürünü birinci sınıf ve baş müfettiş yapan Soylu döneminde, Soylu'nun Teftiş Kurulu Başkanı görevden alındı. Ve hakkında da böyle bir terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunda Antalya'da şüpheli olduğu, işte yasa dışı teknik takipten suçluyu kayırmadan devam eden bir, yani örgütlü şekilde tabii işlendiği Peki iddiasıyla bir büyür mü soruşturma sence? olmuş Yani söyleniyor. boyutu nereye varır? Hani öyle. Yani bunu Oda TV'nin sızdırması dediğim gibi enteresan. Acaba biraz gard alınsın, soruşturmanın gizliliği erkenden ihlal edilsin vesaire gibi hesaplar olabilir mi? Çünkü bu benim ihbar ettiğim Milli Damar'la ilgili de Hanefi Avcı zamanında ihbar ederken kapalı zarf içerisinde isimleri HSK'ya verilsin. HSK özel bir savcı görevlendirsin. Ondan önce sızmasın diyor ama
sızıyor ve özellikle de bunların medya ayağına sızıyor. Gümbür gümbür örgüt uydurdu diyerek soruşturmayı daha ölü doğuruyorlar en baştan sulandırıp. Yani Halefi Avcı'ya örgüt uydurdu diyerek. Yani dolayısıyla hani Oda TV de biraz o tarafa yakın durduğu için açıkçası şüpheyle bakarım. Hani sızdırıyor ama o soruşturmayı tam tersine akamete uğratmak için sızdırmış olabilir. Yani dediğim peki gibi belki bunlar, yani şunu sormaya çalışıyorum. Bunlar böyle birbirlerine karşı ayak oyunları mı? İşte kliklerin, işte klikler hani savaşı var yani net bir evet, şekilde gözdağı tabii. vermek, işte hani biraz daha baskıyı Biat artırmak ettirmek, biat için. ettirmek. Gerekirse işte biat ettiremediğini tasfiye etmek şeklinde. Yani mesela Ankara Emniyet Müdürü çok ilginç bir isim oldu. Engin Dinç. Evet, çok önemli. Evet, Çok Servet Yılmaz'dan sonra. ismi daha önce başka şeylerle anılan Hrant bir Dink davasında evet. yargılandı. İşte zaten görevi ihmal vesaire onlardan zaman aşımından düştü. İşte insan öldürmeyle alakalı da işte Hrant Dink suikastiyle ondan zaten beraat etti. Yani sonuçta o davalarda aleyhine bir karar çıkmadı. Onun dışında işte Konya'da bu Kürt aile, Dedeoğlu ailesi katliamı, onun Konya İl Emniyet Müdürü olduğu önceki yani dönemde önceki görevi Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ydü. Gerçekleşti. Zaten istihbarat daire başkanıydı 15 Temmuz gecesinde. Yani kritik bir isim. Ha, Engin bir Dinç dakika. tabii. Engin Dinç 15 Temmuz'da İstihbarat Daire Başkanı mıydı? Bu da çok Tabii önemli bir Koray Öner'in de merkezinde oldu 15'te. Yani aynı aslında ekip baktığımızda ama yani bu isim. Hanefi Avcı'nın 15 Temmuz'dan 3 ay önce Nisan 2016'da Milli Damar Suç Örgütü diye ihbar ettiği kişiler arasında, emniyet mensupları arasında işte Koray Öner, Cihangir Ulusoy başı çekiyordu. Gar katliamında filan da işte açığa alındı filan ama soruşturma izni verilmedi. Yani o konular da kapatıldı Cihangir Ulusoy. Yine o ekipten yani Engin Dinç onları ihbar ediyor. Ama tabii ön plana çıkanlar Koray Öner ve Cihangir Ulusoy diyerek ihbar ediyor Hanefi Avcı'da. Yani bu yapıda en çok onlar ön plana çıkıyor diyerek. Ama Engin Dinç onların amiriydi o dönem yani üstüydü daha doğrusu. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olarak. Tabii sonrasında ama şöyle ben onu Twitter'da falan da paylaştım. Enteresan şeyler oluyor tabii süreç içerisinde. Yani bu Koray Öner gibileri Soylu işte siber dairede Kerim Altay vesaire gibi emniyet müdürlerine işte Erdal Çetinkaya bu görevden alınan siber daire başkanı istihbarat kökenleri işte paralel bir siber yapı oluşturmak için kullandığı filan zaten iddiaları basına da yansıdı. Duymuştur herkes. Ondan sonra o dönemde bu Koray Öner ve Kerim Altay'ın yine bu Milli Damar'ın üstüne giden arada bir giden arada bir iki adım geri bir adım ileri gibi Sabah gazetesi işte istihbarat şefi benim de bahsettiğim Berat Albayrak yakın Albayraklara yakın Serhat Albayrak Berat Albayrak Abdurrahman Şimşek'le bir tweetler atıyor Abdurrahman Şimşek 2017'de sanırım. Ondan sonra siliyor o tweetleri. O arada bu Engin Dinç'le ilgili ve Hrant Dink dosyasıyla da bağlantılı bir videoyu Kerim Altay, yani Koray'ın ekürisi beraber işte bu Bitcoin vurgunu vesaire yaptığı iddialarına soruşturmasına falan adı karışan Abdurrahman Şimşek'e bu videoyu sızdırıyor deniliyor. Yani istiyor daha doğrusu veriyor yani bir şekilde ona iletiyor. Bu video mu? Jandarmaların göründüğü video mu? Jandarma ile ilgili bir video, evet Evet, yanlış hatırlamıyorsam hatırlıyorum onu. bunu da yayınlamış o dönem Sabah gazetesi ve Evet, ben bunun hatırlıyorum çünkü. o kısmı daha iyi hatırlıyor olabilirsin. Ben bu olayı şeyden Cevheri Güven'in videosundan biliyorum bu konuyu yani bu Bitcoin çiftliğine Çünkü istihbarat çok mahzeninde uzun bir işlediğini. süre sonra birden o jandarmaların etrafta dolaştığı video çıkmıştı. Çok ilgimi çekmişti, yani niye şimdi çıkıyor falan diye. Demek ki Sonrasında Engin Dinç zaten istihbarat daire başkanlığından alınıyor yani bir sonrasında. Yani bir yerde yani iyice köşeye çekilsin, kızağa çekilsin diye Engin Dinç'in bile yani aslında olayın özeti şu Engin Dinç'in bile ayağını kaydırmak için kendi ayakları kaymasın diye bir de. Yani Abdurrahman Şimşek yine Koray Öner'e, Kerim Altay'a onların üstüne gidiyor tweetleriyle ama ayakları kaymasın diye bir şekilde Abdurrahman Şimşek'i o dönem memnun edecek bir şey vererek haber anlamında kendilerini yine kurtarıyorlar. Öyle diyeyim size. Yani Anladım. evet yani o dönemden Engin Dinç'in dolayısıyla bunlarla bir ters düşmüşlüğü artık bariz ortaya çıkmış oluyor. Oraya geleceğim.
Yani dolayısıyla hani Engin Dinç'in bile kendi ayakları kaymasın diye ayağını kaydırabilecekleri bir pozisyon olmuş anladığım kadarıyla, analiz ettiğim kadarıyla. Dolayısıyla şu anda yani Engin Dinç'in gelmesini hani milli damarcı birisi geldi diye yorumlamak doğru olmaz. Yani Berat Albayrak'a daha yaklaştığını düşünüyorum o dönemden sonra, hani konjonktürel olarak, klik olarak. Evet, bir sorun varsa böyle ben şey direkt yine daldım hatta konulara. Tam tersi, yani onların karşısında bir isim gelmiş oluyor. Yani muhtemelen aralarında husumet olmuştur bu meseleden dolayı. Yani evet, yani sonuçta şey, şunu biliyoruz, beraber hareket ettiklerine bile, yani tamamen bağımsız artık hareket etmeye, bağımsız bir şekilde bir takım hukuk dışı işler yapmaya başladıklarına dair zaten iddialar alıp yürümüştü. Yani olay yeri inceleme sınav sorularını bile çalmak gibi videolara, iddialara konu oldu yine. O konuyu da Cevri Güven işlemişti. Bir de şöyle çok enteresan bir şey oldu. Mesela bugün İstihbarat Daire Başkanı atandı yeni, Selami Yıldız. Çok kısa bir dönem ama İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu'nun yerine Resul Kabataş gelmişti. Resul Kabataş, o da şimdi vekaleten gelmişti. Onun yerine bugün Selami Yıldız atandı. Resul Kabataş kim diye bakarsak, onunla ilgili de Cevri Güven bir video yapmıştı. O videoda zaten videonun içeriği bir videoydu. Yani bir kayıttı. Kayıtta istihbarat içinden, yani istihbarattan sızdırılmış bir kayıt. Devletin emniyet istihbaratından kamera kaydı sızıyor. Ve o kayıtta Resul Kabataş ile Engin Dinç, yani silahları çekecek boyutta büyük bir kavgaya girişmişler. Çok büyük bir kavga olmuş yani aralarında. Yani o yönden hani Resul Kabataş'ın uzun süreli olmayacağı Engin Dinç Ankara İl Emniyet Müdürü yapılmışken belliydi. Yani vekaleten istihbaratın başına atanmıştı. Şimdi İstanbul kökenli. Yani İstanbul doğumlu, İstanbul'da Ümraniye'de falan da emniyet müdürlüğü yapmıştı. İstanbul'da il emniyet müdürü yardımcılığı yapmış. 17-25 Aralık'tan sonra Erdoğan'ın ve ailesinin yanında durmuş bir isim. İstihbarat Daire Başkanı oldu Selami Yıldız. Bir an görüntün gitti, ben devam ediyorum Fatma. Hani bir tamam, an devam edin. Yani böyle detaylı bilgiler veriyorum hani insanların Peki, fikri olsun diye. Bunu mesela şey okumanı da söyler misin Dilekçim? Yani Tabii. Şu mu işte, bu getirilenler Berat Albayrak ekibi, diğerleri Soylu ekibi tasfiye ediliyor. Bu en yukarıdan baktığında bunu mu görüyorsun ya, veya ne görüyorsun? Yani şöyle işte bunu başka şekillerde okuyanlar da veya adlandıranlar da oluyor. İşte cemaatin iki gruba ayrıldı. İşte emniyet imamı denilen eski Kemalettin Özdemir'den, onun adından dolayı köz denilen, işte bir de onun karşısındaki grup, ama ona işte milli damar diye ihbar yani ettiği milli damarla örtüşüyor Hanefi Avcı'nın denilebilir. Yani bu şey tabii, bu tamamen birilerinin analizi veya sınıflandırması üzerinden, hani benim sınıflandırmam değil bu. Böyle bir savaş mı var ve közü işte biraz Berat Albayrak'la ilişkilendirenler veya Hanefi Avcı ile hatta ilişkilendirenler var. Ama yani şunu da biliyorum, hani mesela zaten medyaya da bağlanıp işte Sözcü TV'ye mi bağlanmıştı en son Hanefi Avcı'nın da hani söylediği, bir kere çok genç bazı yeni emniyet müdürlerini, hani genç kuşak, yani tanımıyor tabii ki, kendisi de tanımıyor, onu ifade etmiş. Ha, bazı iyi doğru isimlerin de hani aslında daha iyi yerlerde olması gereken kıza alınma örneklerinin de olduğundan söz etmiş isim vermeden. Ha, genel olarak ama atamalarla ilgili Hanefi Avcı olumlu görüyor Soylu dönemine göre. Açıkçası yani bu bariz bir şekilde, ben de olumlu görüyorum. Yani ama tabii ki uygulamayı ve neler olacağını herkes bu fikirde izleyip nereye gidecek yani. Biraz da şöyle bir görmek gerekiyor. Okumada doğru olur mu bilmiyorum. Hani sadece emniyet atamalarına değil, işte bakan tercihlerinde de, başka bürokratların görevlendirilmelerinde de biraz daha böyle normale yaklaşma, işte böyle biraz daha aklı selime doğru gelmen, ve çok çılgınca evet. gidiyordu ya her şey böyle. Evet, her evet. Şey. Devlet insanı, devlet insanı. Biraz devlet terbiyesi almış. Biraz daha evet, devlet evet. insanı gibi duran, böyle o davranan. Devletin o kalıcı çizgisine doğru biraz Evet. Gelme görüyoruz sanki. Burada Var, da öyle bir var. şey. Yani çok karamsar olmaya gerek yok. Ben de onu biraz görüyorum. Çünkü artık hani deniz bitti. Evet, Ekonominin sürdürülebilir varlığı değildi çünkü. Sürdürülebilir O değil. şekilde. Adalet çöktü. Yani sürdürülebilir değil. Mesela buradan valiler kararnamesine geçmeden bir yine antre parantez yine bir bilgi vereyim. Mesela şey de Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü önceki Antalya İl Emniyet Müdürü'ydü.
Mehmet Murat Ulucan. Mehmet Murat Ulucan da bu Konya Kulu'lu bir Yıldırım ailesi var. Sadık Yıldırım onların işte çocuklarından. Sadık Yıldırım aracında ruhsatsız tüfeklerle işte Kalaşnikov gibi böyle uzun namlulu tüfeklerle, uyuşturucuyla vesaire yakalanıp ondan sonra işte polis memurunu tehdit etmesiyle gündem olmuştu Sadık Yıldırım. Süleyman Soylu'yla resmi vardı. Mehmet Murat Ulucan'la çok samimi resimleri vardı bu Sadık Yıldırım'ın. Mehmet Murat Ulucan yani böyle bir isimdi. Artı Mehmet Murat Ulucan'ın Antalya İl Emniyet Müdürü olduğu dönemde benim bu olayların peşine ilk beraber düştüğüm gazeteci arkadaşlardan Banu Barlas da Antalyalıdır. Adıyla tehdit edildik. Mehmet Murat Ulucan'ın müdür arkamızda falan diye tehdit mesajları atıldı. Yani o da şu anda kıza çekilmiş, genel müdürlük emrine alınmış bir isim. Onu da söyleyebilirim yani. O da olumlu bir şey. Hani benim açımdan ve zaten Sadık Yıldırım'ın olayıyla, skandalıyla gündeme gelmiş bir isimdi Mehmet Murat Ulucan'da. Yani böyle münferit örnekler üzerinden hani insanların daha fazla fikir sahibi olabileceğini düşünüyorum. Valiler kararnamesine gelirsek de en genel bir cümlelik mesela yorum yaparsak üst başlık olarak. Mesela benim bu network dediğim işte bu kokain hattında hep birbirleri arasında değişiyorlar. Aynı iller içerisinde veya bu illerle bağlantılı önemli geçmişleri oluyor. Ya hemşerilik ya oralarda görev yapmışlık şeklinde. Yani çok göze batıyordu bu. Hani bir değil iki değil yani tesadüfe aşacak şekilde bir yoğunlaşma oluyordu o hat üzerinde. Bu yoğunlaşma, yoğunluk bayağı bir azaltılmış, seyreltilmiş diyebilirim. Network'teki pek çok ilde benim o bulduğum vali değişti ve network dışı illere gönderildi mesela. Onu söyleyebilirim. Mesela Aksaray valisi Erzincan'a gönderildi. Hamza Aydoğdu. Aksaray önemli diyordum. Hatta Aksaray tweet serimde falan da anlatmıştım. Hatta bu Hamza Aydoğdu Milli Eğitim Bakanlığı personel daire başkanı veya başkan yardımcısı iken personel dairedeyken bürokrat olarak Koray Öner'in eşinin tayininde falan yardımcı olduğu falan da yani iddiaları yansımıştı. Aksaray valisi olan Hamza Aydoğdu dediğim gibi Erzincan'a gönderildi. Onun dışında işte Samsun, Çorum değişti. Ankara değişmesi bekleniyordu, değişmedi ama Mersin'e hiç dokunulmadı. Emniyette bakın çok enteresan network'e gelince Mersin'e hiç dokunulmadı ama. Yani Mersin vali yönünden de emniyet il emniyet müdürü yönünden Neden? Neden sence? ya o herhalde Mehmet Ağar'ın Mersin, Mehmet Ağar'ın bu hani benzetmesi var ya bir tuğlayı çekersek duvar yıkılır diye. O en kritik kilit taşı gibi bir tuğla o yani. Hani sıradan bir tuğla da değil. Yani Mersin kilit taşı gibi. Şu an dokunulmayacak demek değil. Çünkü hani birkaç sene önce emniyet müdürü değişmişti Mersin'in. Hani kesinlikle değişmeyecek diye bir şey yok. Ama şimdi hiç dokunmadılar vali ve emniyet müdürü olarak. Önceki emniyet müdürü İzmir emniyet müdürüydü. Onu da söyleyeyim. Mehmet Şahne. Mersin'in önceki emniyet müdürüydü. Şu anki de Mehmet Aslan. İkisi de Kırşehir Kamanlı. Yine network'ten onu da söyleyeyim. Mehmet Şahne ama kızağa çekildi. Yani genel müdürlük emrine alındı. Evet. Bu arada burada o kadar yüksek sesle sela okunuyor ki ben duymakta zorlanıyorum. Sen lütfen devam et. Mikrofonunu da Estağfurullah. kapatıyorum o yüzden. Estağfurullah. Çünkü yayın çok şey olacak. Yani özetle bir şeyler daha az göze batsın. Biraz bu çok konsolide olmuş bu yapı biraz dağıtılsın şeklinde bir yaklaşım yani göze çarpıyor. Mesela yine sadece Aksaray değil, neydi emniyet müdürü de değişti, Nevşehir de değişti. Hani orayı bir bütün olarak düşünürsek. İşte Çorum'un emniyet müdürü yanlış hatırlamıyorsam Tunceli'ye, pardon Kırıkkale'ninki Tunceli'ye gönderildi. Emniyet müdürü diyorum özür dilerim, valisi Kırıkkale valisi Tunceli'ye gönderildi. Mesela Kırıkkale valisi de yine Çorum Sungurlulu ve Koray Öner'im ben bu network'ü öyle çözdüm. O network'ten birilerinin yani böyle suç ortağı oldukları Eman Enerji FETÖ borsası iddia edilen birilerinin sitayişle birkaç gün önce sitayişle söz ettiği bir isim. Ama o da hani sonuçta Ankara'ya yakın işte Kırıkkale yerine Tunceli'ye gönderildi. Bir şey var yani birazcık seyreltme var göze çarpıyor ama Peki sonuçta bu yani taşlar yerine oynuyor. normalde bu insanlar o mevzilerini kolay kolay bırakmazlar. Yani Süleyman Soylu kaç yıl mesela bakanlık yaptı?
bir güç kaybı mı var ve mesela bunun Sinan Ateş cinayetiyle ilgisi olabilir mi? Yani Sinan Ateş cinayetinden O çok sonra kritik tabii ki. O çok kritik değil mi? bir dönüm Sanki noktası. diğer klik direkt eli güçlendi gibi. Kesinlikle öyle. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani MHP'nin özellikle Süleyman Soylu'nun arkasında durması ve Cumhur İttifakı'nı hani azınlık olmasına rağmen adeta hani domine etmesi süreci yani bir yerde MHP'nin dediğini AKP yapar bir pozisyona gelmişti. Bu tersine döndü. Yani kontrol Recep Tayyip Erdoğan'ın eline geçti birazcık. Sinan Ateş cinayetinden sonra öyle görünüyor. Zaten Süleyman Soylu en uzun süre görev yapan ikinci Türkiye tarihinde, daha önce de bunu bahsetmiştim. Türkiye tarihinin en uzun süre görev yapan ikinci İçişleri Bakanı. İlki de zaten tırnak içinde rejim inşası sürecinde işte devletin dini İslam'dır ibaresinin kaldırılıp laikliğin getirildiği sürecin İçişleri Bakanı. Bu da 15 Temmuz sonrasının İçişleri Bakanıydı. Yani rejim inşasında İçişleri Bakanları tabii ki kritik oluyor. Yani bu bütün devletler için böyle olur mantıken yani zaten. Bu süreci de tabii ki Süleyman Soylu fazlasıyla kendi menfaatine kullandı, yani maddi menfaatine, siyasi menfaatine. Ama tabii yaptığı bu yatırımlar kendisine bir getirisi olacak mı tartışılır. Çünkü Çok sessiz de değil mi? Hiçbir yerde görünmüyor yani. Hiçbir şey söylemiyor. belki Hiçbir Melih gündem. Gökçek'in o görevden alındığı dönem gibi şey yapılmaya çalışıyor. Yani konuşma, göze batma diye uyarılmış bile olabileceğini düşünüyorum ben. Evet, çünkü Yani öyle hatta kolay kolay duyumlarım da var. durmazdı yani, öyle Duramaz. Melih hiçbir Gökçek şarkı gibi o söylemeyebilir yönden. demem bir bakanımız var. Polemiğe girmeden, evet polemiğe girmeden pek durmayacak gibi bir insan yani yapı olarak Peki ama. Dilek, mesela bu şeyi bozar mı? İktidar dengesini bu mesela bu kadar zayıflaması, yani MHP kanadının işte Süleyman Soylu ekibinin vesaire, yani bir yerde onlar da madem öyle o zaman biz yokuz noktasına gelir mi? İktidarla aradaki ittifakı bozacak boyuta gelir mi sence bu durum? Yani Türkiye'de her şey olur, hiç şaşırmam. Yani yeni bir açılım süreci başlayabilir. Her şey olur. Yani çünkü biz gider, yani biz olmasak devlet yıkılıra gelmiş işte İzzet Ulvi Yönter. Onun dışında mesela Abdülkadir Selvi ile bayağı bir MHP genel merkezi işte üst düzey yöneticileri didişiyor son bir haftadır. Alttan alta zaten onların troll gazetecilerine kadar işte takip ediyoruz, isim vermeyeyim az çok kimler tahmin ederler bizleri takip edenlerde Evet. bir huzursuzluk var, yani onlara bir cisim Evet. yaklaşıyormuş huzursuzluğu onları takip ettiğinizde, yani onların gazetecisi veya işte kimsenin bilmediği insanlar, yani herkesin bilmediği ama kilit, yani bazı kişilerin Twitter paylaşımlarını takip ettiğinizde, hani ben bunu özellikle yapıyorum yani bir istihbari amaçla da yapıyorum anlamak için neler döndüğünü. Ve bir huzursuzluk oldu. Alttan alta bir şeylerin kaynadığı görülüyor. Ha bu ne kadar yönetilebilir? Yani yönetilebilir mi? Zaten seçim akşamından beri inşallah Türkiye değişmez. Çok şey değişecek diye Bahçeli'nin açıklamasını Evet, yani böyle bir hatırlamakta fayda var. nişanlanma durumu var sanki birlikteliğin, ittifakın. Gerçi yani çok oldu, çok da atlattılar öyle. Ben de açıkçası kesin yıkılır falan diyemeyeceğim yani. Neler geldi geçti. Tabii ki. Hiç bozmadılar o şeyi. Yani Ama sonuçta her bir şey de menfaat gebe yani. birliği. Şu anda müthiş bir öngörülemez bir durum var. Yani hiç kimse ne olacağını bilmiyor gerçekten. Ve herkes her an her şey olabilir modunda Öyle. olduğumuzu da biliyor. Öyle bir de yani sadece hani mesela şimdi muhalefet kendi içindeki çatlaklara, bölünmüşlüğe, dağılmışlığa filan psikolojik olarak da moral bozukluğuyla ona bakıyor. Yani muhalif seçmen de öyle. Gözünü başını o tarafa çevirmiş, orayı izliyor. Evet. Birazcık iktidar tarafına dönüp baksa morali düzelecek. Mesela ben daha çok Bizimkiler iktidar kazanamıyor tarafına bari onlar kaybetti falan gibi bir şey. yani Türkiye'de genel olarak siyaset kurumu çöktü. Yani Evet, iktidar da maalesef. farklı değil. Bütün kurumlar çöktü. Yargı çöktü, Maalesef. emniyet Darmadağın çöktü. yani, hiç darmadağınık resmen şey oldular, paralize oldular maalesef. Maalesef, Yani evet. nasıl çıkılacağını da kimse de bilmiyor. Yani o potansiyeli de maalesef çok görmüyor yani kamuoyu, ben dahil birçok insan apolitikleşti yani, ümidi kesti, Siyasetten ümidini travma yaşadı. tehlikeli şey de aslında bir milletin, bir toplumun siyasetten ümidini kesmesi. Evet, Yani çok çünkü bence de. siyasetten veya kurumlardan işte yargıdan, hukuktan, emniyetten, siyasetten ümidinizi kestiğinizde her şey olur yani. Anarşi de olur, iç karışıklık da olur. Kurumlar içerisinde, demokratik kurumlar içerisinde, hukuk devletinin kurumları içerisinde çözüm bulabilmek lazım sorunları ama
Yani işte zaten o deniz bittiği için belki biraz rasyonelliğe, işte ekonomide de rasyonel politikalar diyerek başladı mesela Mehmet Şimşek. Her yönden bir rasyonelliğe gitme ihtiyacını herhalde kendileri de fark ediyordur diye. Çünkü Yani sürdürülebilir değil sürdürülebilir değil. yani. Yani Sona kendileri. geldiler. Mecburen akla ve bilimsel verilere dayalı bir yönetime dönmek zorunda kaldılar. İnadın faydası olmadığını gördüler. Evet, şimdi tabii Bakalım ne başka olacak? boyutları da var. Mesela yaş kararları, işte yaştaki Ha evet. insanlar filan. Mesela yaşla ilgili de enteresan. Yani Ahmet Zeki çok mesela memnun, çok memnun. Mesela hani Ergenekon tırnak içinde diyebileceğiniz işte Perinçe'ye yakın vesaire diyebileceğiniz yani o çizgiye yakın bir isim. Ve İyi Parti'de de şimdi son yönetime girdi. Hani daha etkili ve yetkili bir pozisyona geldi İyi Parti'de de seçimden sonra. Yani o mesela memnun büyük ölçüde ama şimdi insanlar bunu tam oturtamıyor. Analiz yapanlar da oturtamıyor. Yani emniyetteki tasfiyelerle yaştaki kararlar örtüşmüyor tam gibi yani. Yani emniyet bize bırakın orduyu siz alın gibi bir şey mi oldu gibi diye bile hani çıkarımlar yapabilecekleri kadar hani insanların kafası karışabiliyor yani herkesin. Hani hakeza benim de karışabilir ama ben şöyle algılıyorum. Yani göstergeler de biraz o yönde. Özellikle bu deprem gecesinden beri Soylu ve Akar'la Erdoğan'ın iplerinin tamamen koptuğu çok büyük bir olay yaşadıkları, bir çatışma yaşadıkları, tartışma yaşadıkları gündeme gelmişti. İlk Memduh Bayraktaroğlu falan gündeme getirdi hatta bunu. Hatta ondan önce Şey değil mi? Sait Sefa gündeme getirdi. Askeri sahaya sürüp sürmeme Evet, konusunda. evet, evet, evet. Galiba ilk ya Sait Sefa ya Memduh Bayraktaroğlu yani kısa zaman aralıklarıyla Evet, gündeme getirdi hatırlıyorum. onlar. Yani o zamandan beri zaten sonrasında işte aday gösterilerek milletvekili adayı bir şekilde bakanlar değişti yani tamamı değişti. Neredeyse işte Sağlık Bakanı, Turizm Bakanı hariç. Yani sonuçta Ahmet Zeki Üçok çizgisi aslında Hulusi Akar'la kötü bir çizgi, iyi bir çizgi değil. Yani çekişen bir çizgi. O noktada aslında Erdoğan'la yine örtüşüyorlar baktığınızda. Yani hani Erdoğan yine Hulusi Akar'ı tasfiye etmeye yönelik yani Ergenekon'u tırnak içinde o çizgiyi memnun etmeye yönelik olmaktan ziyade Akar'ı mutsuz etmeye yönelik bir takım atamalar Zaten yapmış oluyor. Erdoğan'ın o çok yaptığı bir şey yani böyle birkaç yıl etinden sütünden faydalanarak bazı sınır insanların sonra hani şey inekleri kesmeye gönderiyorlar ya işte artık süt vermeyince falan hani, tamamen metafor olarak kullanıyorum şimdi buradan Bunu başımı da yanlış çıkarmasınlar. anlamasınlar. Evet, Aa, aynen. yanlış anlamayın yani tamamen deyim anlamıyla kullanıyorum. Sık sık Yani. yani öyle bir zamanlar çok gündem olan işte Erdoğan'ın sağ kolu gibi görünen isimler birden ortadan yok oluyorlar ve hiç artık sesleri çıkmıyor. 20 yıldır epeyce gördük bunu. O yüzden bana çok tanıdık bir sahne geldi yani. Yani evet bir de Yaşar Güler'e görev devrederken ve sonrasında işte meclisteki toplantıda ilk toplantıda filan Erdoğan konuşurken yani yüzü, mimikleri, tavrı, tarzı çok belli ediyordu Hulusi Akar mutsuzluğunu. Çok mu? Yani mesela Süleyman Hatta Soylu böyle öyle değil. kolunu sıkar gibi bir Sıktı, hareket bile evet sıktı. yapıyor, Evet değil mi? Yaşar Güler'i ama onun dışında şeyde de inanılmaz ve Karadeniz'de gemileri batmış kadar mutsuz. Yani yüzünden o kadar düşen bir parçaydı. Hani şimdi bazı insan dışa vurur duygularını yani engel olamaz. Bazısı daha iyi kamufle eder. Mesela Süleyman Soylu mutsuz olsa bile çok belli eden biri değil. Daha politikayı biliyor belki o yönden. Hani psikolojisi daha ona yatkın. Ama Hulusi Akar çok belli etti mutsuzluğunu. Yani okunuyordu zaten. Şimdi oradan bağlayayım. Gökhan Sönmez Ateş'in açıklamalarına Bir gelirse. bağlamadan bir şey soracağım Dilek. Şöyle bir atmosferde seziyor musun? Yani bir işte Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Berat Albay bütün bu geçen isimler böyle hep bir Erdoğan sonrası iktidar kavgaları gibi bir şey hissediyor musun sen de? Yani şu ana yönelik değil de sanki Erdoğan'dan sonra kim nereye geçecek, hangi köşeye geçecek gibi bir geleceğe dair bir kavga hissediyor musun? Yoksa tamamen bugünlük mü sence bu? Yo geleceğe dair olarak başlayıp ama artık geleceği kalmayanlarla çoğunlukla devam eder birbirlerini yiye yiye.
Yani Erdoğan'dan sonrasında veliaht kalmadı gibi bir şey. Yani şimdi birazcık Hakan Fidan var açıkçası. Yani Berat Albayrak bile eski gücüne erişebilir mi? Soru işareti. Arka planda bir hala gücü var, etkisi var ama. Çünkü biraz Osmanlı'dan beri bu toprakların en büyük sorundur yani. Padişah'tan sonra tahta kim geçecek? Doğru, evet. Bu arada yine gitti biraz görüntün. Tamam. Geliyor. Şimdi ben şey düşünüyorum. Yani sonuçta Erdoğan'dan sonra yine ülke bir şekilde, yani çok badireler atlatsa da normalleşir. Yani Ben de öyle Erdoğan'dan düşünüyorum ama şimdi onlar yani için öyle değil. Hani onlar o hayali onlar hırs görüyorlar ya. ya. Hayal hayal, evet, Yani hırs var. onlar kafalarında işte ben şuraya geçerim, onun ayağını oradan kaydırırım, oraya ben geçerim falan gibi bir öyle sanki Hatta yani biraz bence endişeleri. Erdoğan bile normalleşsin istiyor artık, sağlığı ortada. Hani çok, yani belki de bu daha makul politikalara dönmesini ümit ediyoruz. İşte ufak tefek dönme ışıkları görüyoruz az da olsa diye. Yani belki de işte zaten hani benden sonrası tufan deyip en azından bazı klikleri tasfiye edeyim, o kadar bir faydam olsun diye olabilir yani. Sonuçta sağlığı da ortada. Teşekkür ederiz yani ülkeye bu kadar bir saygı. Ya aslında yani bu derin yapıları tasfiye etse gerçekten, yani sonuçta Yok canım, nereye tasfiye yani edecekleri bunları keşke tasfiye etsin kısmını. Yani çünkü bu yapılar artık, diye onu geçen de söyledim. Klikler çatışma ayrılığından, klikler Evet. çatışma de umuyoruz. Yani kuvvetler Ben de ayrılığı. ondan umutluyum. Yani o tasfiye etmez de şimdi klikler çatışmasında aradan Türkiye halkına bir olumlu bir şey çıkabilir yani. Yani işte birbirlerini yiyorlar birazcık Hayır. güç savaşlarında. Şimdi ama tabii dönüyor dolaşıyor bir de şu gelinen noktada, hani 15 Temmuz çok kritik bir gece, çok kritik bir Evet, olay. şimdi oraya geleyim. Aynen. Evet, şimdi 15 Temmuz seçim öncesinde de işte ufak tefek ifşaya yaklaşan açıklamalar oldu ama böyle tam net bir ifşa bir şey olmadı tabii, ne Sedat Peker'den ne Muhammed Yakup'tan Evet, vesaire. oraya kadar getirip getirip işte şimdi Bırakıyorlar. en son o videoyu çekeceğim çekeceğim deyip sonra kayboldular maalesef. Veya çok yani hani dağ fare doğurdu, light Evet. geçtiler konuları filan. Şimdi Gökhan Sönmez Ateş'in ama ifşaları, hani hepsini aslında hepsinden büyük bir ifşa. Hani zaten Kesinlikle. yine atıf yapacağım ama yani Cevri Güven de o başlıkta bir video çekmiş. Gerçekten öyle yani, hepsinin ifşasından büyük ama yine senin dediğin gibi medya kör, sağır, dilsiz, üç Yani bir maymunu de bu oynuyor. şey değil hani bir bank kaydı falan öyle değil yani mahkeme ifadeleri, resmi Evet. ifadeler. Evet, resmi ifade. Yani orada Hulusi Akar'dan bahsetmiyor ama diyor ki yani üst düzey birileri yönlendirdiğiye yönelik, işte hani sonuçta bu işin içinde hani tamam cemaat de vardı ama hani cemaatçi olmayanlar da, ben cemaatçi değilim diyor, hani olmayanlar da Bu vardı arada diyor. bir istersen hatırlatalım belki hani bilmeyenler olur. Gökhan Sönmez Ateş 15 Temmuz'dan yargılanan bir üst düzey askeri rütbesine tam Özellikle hatırlamıyorum. Tuğgeneral'di. Tuğ Özellikle bu General. Marmaris'teki Erdoğan'a suikast girişimiyle, Marmaris'te Erdoğan'ı alma veya işte suikast yapma girişimiyle alakalı olarak kritik. Yanlış hatırlamıyorsam çok aklımda kalmıştı o ifadesi. Şey diyordu değil mi? Ben evet darbeciyim ama FETÖ'cü değilim. Evet, Evet yani yani onu bu çok evet. önemli. Evet ben bu şeyin içindeydim ama ben o kendi söyle diyor tabii hani FETÖ'cü derken onun ifadesiyle söylüyorum. FETÖ'cü değilim ben başka bir kliktenim diyordu. Diyor, Ve evet. ifadelerinde de buna yönelik şeyler söylüyor değil mi? Yani o akşam Şunları bile söylüyor. Yani mesela Ergenekon balyoz hani vardı ama hani suç aşamasına varmamıştı. Yani bir şeyler vardı ama bir de zaten adil yargılanmadı. Hani hukuk aykırılıklar çoktu filan. Askeri casusluk diyor. Askeri casusluk, fuhuş, hani benim olaylarla da bağlantılı. O zaten vardı diyor. İzlemeyen kalmadı diyor. Yani MİT'ten, ordudan yani. İzlemeyen vardı diyor, gerçekti diyor. Bir de emir komuta içerisinde hareket ettiğini söylüyor. Yani hatta kralı tarafından ihanete uğrayan, işte Braveheart filminde esinlenerek hani 15 Temmuz'da mı emir komutayla hareket yani etmiş oluyor? tabii ki tabii ki yani, ama orada isim vermiyor mesela bu üstünde kim yani ona emir veriyor diye, ama bunu işte Ahmet Dönmez dün akşam bir video yayınladı. Dedi ki ben haberimin %100 arkasındayım, %100 eminim dedi habere. Yani Ahmet Dönmez'in yine haberi iddiası. Gökhan Sönmez Ateş'i MİT misafir etmiş, görüşmüş. Bir takım tabii bu ceza muhakemesi anlamında değil, yani istihbari anlamda, yani ceza muhakemesi anlamında
delil değeri tartışılır veya yasak sorgu yöntemidir, şudur budur. Yani istihbarat anlamında MİT görüşmüş, kaydı almış, işte imza altına almış bir şeyleri. Ve burada Hulusi Akar'dan emir aldığını söylemiş Ahmet Dönmez'in dünkü videosuna göre. %100 eminim Büyük dediği haberine göre. Büyük Hulusi Akar'dan darbede, tabii darbenin başında Hulusi Akar vardı demiş yani MİT'e. Ya şimdi iddia olarak söylüyoruz bunu tabii. Tabii hani, tabii. Ahmet Dönmez'in haberindeki iddia tabii. Ahmet Dönmez'in haberindeki. Ahmet Dönmez'in haberindeki iddia. Pardon, sömürge diyorsun. Evet. Değil. Böyle bir. Yani Sönmez Ateş'le görüştü. Evet. Ahmet Dönmez, Sönmez Ateş'in MİT'le 2021 yılında görüştüğünü, MİT'in aldığını, hatta Safe House denen istihbarat teşkilatlarının kullandığı işte güvenli ev denilen bir yerde görüştüğünü, mülakat yaptığını, hatta emniyet istihbarattan da katılanlar olduğunu ve o yüzden Soylu'nun da bundan haberdar olduğunu, bunu Akar'a karşı hatta yine bu taht savaşlarında kullandığını filan da yine Ahmet Dönmez. Ama Gökhan Sönmez Ateş bunu doğrulamıyor değil mi? Yani bir iddia olarak. Yani henüz Hulusi Akar'ı mahkemede kayda geçirmedi ama işte yani onu ima eden çok önemli ifadeleri var, oraya doğru gidiyor. Yani öyle mi? Mesela ne gibi? Bize konuşmayın dendi diyor mesela, konuşmadık. Yani emir komuta içerisinde olduğunu ifade ediyor ve işte FETÖ'cü değilim diyor. Bunların hepsini bir bütün olarak baktığınızda bir de şimdi tabii Hulusi Akar'la ilgili şöyle iddialar da gündeme geldi. İşte Erdoğan'ı yani Erdoğan'a darbe yapmak istiyormuş. Hatta bir iddiaya göre yine Ahmet Dönmez'in gündeme getirdiği mektup yazmış Fethullah Gülen'e. Hani ben böyle bir şey planlıyorum. Böyle yani size şey destek ya, verin falan. Çok gerçekçi gelmedi bana açıkçası. Yani iddia tabii ki. İddia zaten o Ahmet Dönmez de derken hani bu mektubu mutlaka Hulusi Akar yazmıştır diye söylemiyor. O mektubu başka biri Hulusi Akar yazmış gibi Gülen'e götürmüş olabilir. Bunu da söylüyor evet. Yani tabii. Ama bunların sızdırılması çok enteresan. Hepsi Hulusi Akar'a yıpratan bir şey yani bu süreç içerisinde. Kesinlikle. Niye kesinlikle yüzünden bin parça düştüğünü, moralinin bozuk olduğunu da hani şu süreç aslında biraz açıklıyor gibi. Ama net herhalde değil mi? Yani şimdi hangisinin iddiası doğru yanlış onu bilebilme şansımız yok ama bize anlatıldığı gibi olmadığı çok net bence. Yani bambaşka şeyler olduğu, yani bence hiç aydınlanmadığı, yani 15 Temmuz'un hala kapkaranlık. Tabii bir de bu şey mesela Marmaris'te Erdoğan'a suikast olayı zaten bu Gökhan Sönmez Ateş'in merkezinde oldu. Bu konuyu aslında bu Sabah gazetesi istihbarat şefi, işte benim hep bahsettiğim o Milli Damar'la da üzerine gitmesi, zaman zaman üzerine gitmesiyle bağlantılı olarak bu yapıyı bilmesiyle. Abdurrahman Şimşek de bu Marmaris suikastı aydınlatmak için bir gazeteci olarak kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun bile yani önünü kesiyorlar geçmişte. Böyle bunlar da gerçek. Orada da yani bir takım tutarsızlıklar var zannedersem değil mi? Yani Marmaris hikayesiyle Gökhan Sönmez Ateş'in anlattığı hikaye arasında biraz detaylar mı tutmuyor? Yani şöyle, Marmaris'e ilişkin çok fazla yani karışıklık var. Yani Cihat Yaycı mesela, o gece Erdoğan'ın yanında olan Cihat Yaycı, işte Kore Yöner'le hatta telefonla konuşan Kore Yöner Ankara Hakim Evi'ndeyken, işte o dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı Vekili ve Kenan İpek, işte Adalet Bakanlığı Müsteşarı falan, onların hepsi hakim evindeyken, Ankara hakim evindeyken paşam işte darbe, sizinkiler darbe yapıyor herhalde diyerek Cihat Yaycı'nın ifadesine göre, yani mahkeme yine savcılığa geçmiş, dava dosyalarına girmiş, Kore Yöner Cihat Yaycı'yı arıyor filan. Ondan sonra zaten işte Erdoğan'la aynı yerdeler, hatta arkasından Hande Fırat'la FaceTime yayınla Erdoğan bağlandığında sufle verdiği, işte söylenen başkomutanım dediği, Erdoğan'a sufle verdiği söylenen Cihat Yaycı var. Cihat Yaycı son dönemde çok enteresan açıklamalar yaptı bu yaş kararlarından önce hem de. Yani açıklama derken ağzından kaçırdı da denilebilir. Çok enteresan. Mesela biz helikopterle beraber gidiyorduk falan gibi şeyler söyledi. Yani helikopterde de bir ara Erdoğan'la berabermiş gibi. İşte Erdoğan'ın kesinlikle haberi yoktu vesaire diyor. Yani Evet, o detaylar uyuşmuyor değil mi? Detaylarda çelişkiler, açıklar olabiliyor. Yani soru işareti olan çok fazla detay var. Saatlerle alakalı vesaire. Bir de yani mesela o gece oraya birkaç ekip birden gitmiş. Gökhan Sönmez Ateş en son giden. Hani iddialara göre Erdoğan'a suikast amaçlı. Erdoğan'ın oradan ayrıldığı saatler mesela örtüşmüyor söylenen. Ama şu var ya, yani orada aslında bir darbe içinde darbe varmış gibi bir durum. Hani benim okumam. Yani darbe içinde darbe, yani bir yerde bir cemaati belki
tasfiye etmeye yönelik bir şey. Cemaatin kışkırtılması ve cemaatin içindeki darbecilerin kendini bir anda müsilaj gibi suyun üstüne vurması. Bir tarafta da cemaati tasfiye ederken bu işin içerisinde Erdoğan'ı da aradan çıkarabilir miyiz diyen birileri, bir klik, bir şeyler var herhalde ve bunlar da yani bir şekilde Abdurrahman Şimşek mesela, damadının işte kardeşinin medyası üzerinden, ki MİT bağlantısı da olduğu söyleniyor Abdurrahman Şimşek'in falan. Gitti, yani bunun üstüne gittiğinde mesela bir şeyler örtbas ediliyor, engelleniyor. Dosya Dalaman'dan efendim Ankara'ya çekiliyor yine, bakın. Yani enteresan şeyler oluyor yani savcılıkta. Yani şimdi sanki işte yine bu olay bir canlandırılmaya, bir tekrar bir hesaplaşmaya, yani içinde Marmaris'in de olduğu, Erdoğan'a suikast girişiminde olduğu bir hesaplaşmaya gidiyor gibi geliyor bana. Yani aslında benim üst başlıktaki okumam bu. Yani bunun arkasında da işte Berat Albayrak'ın da bir şeyi, payı vardır. Erdoğan'ın zaten kendisinin vardır. Hakan Fidan'ın da vardır yani üst akıl olarak. Çünkü şu anda bütün bu rakiplerini aslında ekarte eden, yine belli bir noktada duran kendisi. Hani her ne kadar MİT Başkanlığı belki daha güçlü bir görevdi, daha kritik bir görevdi. Ama Dışişleri Bakanı ve yani kabinede etkili bir isim. Kabinenin oluşmasında da etkili olduğu söylenen bir isim bu şu anki. Bu nispeten daha makul dediğimiz kabinenin. Ve hep benim söylediğim gibi seçim öncesi ve seçim sonrası ve seçim gecesinde de aslında MİT'in çok etkisi var. MİT'in içindeki kliklerin bence çok etkisi vardı Türkiye'nin şekillenmesinde. Ve tabii ki Hakan Fidan'ın bu yönden etkisi var. O yüzden acaba diyorum bunlara seçim doğru. Seçim gecesiyle ilgili biraz daha detaylandırır mısın? Ne gibi yani? Yani mesela şu iki tur arasında mesela bir Davutoğlu işte Ümit Özdağ arasında bir takım şeyler oldu. Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi noktasında. Daha evvel Ümit Özdağ ile Davutoğlu arasında seçimden önce, bir sene kadar önce, işte aylar önce bir takım tartışmalar olduğunu, özellikle Haziran Kasım 2015 olaylarına ilişkin işte konuş, sen ben söylersem iddia olur, sen konuşursan itiraf olur, işte ifşa olur gibi bir takım böyle tartışmalar oldu. Yani bir de Ahmet Davutoğlu mesela seçimden önce hep benim öğrencimdir diye Hakan Fidan'dan sitayişle söz etti. Ama bir de Şenkal Atasagun, MHP'ye yakın, ülkücülere yakın bir klik var. Dolayısıyla hani bu iki kliğin iddialar var işte, yani doğrudur yanlıştır, hani Şenkal Atasagun'un işte Tuncay Özkan mesela seçimi kaybettirdi gibi şeyler bile yansıdı ya, işte Şenkal Atasagun'la yakınlığı vesaire, hatta o gece Kılıçdaroğlu'nu aradı ilk tur akşamı bile iddiaları yansıdı, bunlar hep iddia. Dolayısıyla orada bir şey, yani MİT'teki klikler arasında bile bir şeyler belirleyici oldu seçim sürecinde gibi. Ha şu an yani Hakan Fidan kliğinin de hani bir etkisi olabilir. Tam tersi de olabilir. Yani yaşayıp göreceğiz. Hani çünkü peki, senin bu yani seçim gecesinde etkili olur dediğin senaryoyla Levent Gültekin'in anlattığı şey uyuşuyor mu? Öyle bir şey mi yani? Hatırlıyor musun? Şey, Levent. Levent Gültekin zaten hani seçimi kaybedeceklerdi. Hani kaybetme, yani kazanmaya oynamadılar hani kesin. Yani her şeyin önceden belirlendiğini falan söylüyor Levent Gültekin. Yani ben hani Türkiye'de tesadüf yoktur, onu herkes söylüyor yani çok önceden, yani daha yani Erol Mütercimler de söylüyor mesela, hani çok farklı siyasi çizgiden, Türkiye'de tesadüf yoktur yani Erdoğan'ın diyor 99'da mı 98'de mi başbakan olacağını diyor, yani Münci İnci'nin evindeki toplantıda biliyordum yani söylendi diyor, hatta danışmanlığı falan o dönem sonradan olur musun diye teklif edildi falan diyor yani Erol Mütercimler yani. Ali Tarakçı mesela, severim Ali abi, gazeteci, onunla da programlar yapıyoruz arada. Ya o da Türkiye'de tesadüf yoktur diyor. Yani daha Erol Mütercimler de işte teğmenliğinden itibaren veya yüzbaşılığından itibaren yani genelkurmay başkanına kadar önünü keserler diyor ya, yani NATO ülkesin. Yani keserler yani, yükseltmezler. Yükselip bir yerlere geliyorsan o bir planlama dahilindedir. Siyasette de öyle. Hani bunun dışında birkaç kişi oldu Türkiye siyasetinde ama diyor hani bir iki tane hani hasbelkader, ama onun dışında yani planlama dahilindedir. Büyük bir üst akıl, işte emperyalizm dersin, Amerika Birleşik Devletleri dersin, büyük devletler, Rusya dersin şimdi Avrasyacıların işte. Zaten fiili bir üçüncü dünya savaşı mı yaşıyor dünya hani ve bölgemiz ortasında, hani o bile tartışılır. Ben açıkçası mesela hani bu tür şeylerin şöyle kısmen doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar bozulmaz planlar değil. Yani bir takım planlar yapılıyor ama
Aslında esneme payı var. Yani sen Kesinlikle. farklı davranırsan diğer plana geçirtebilirsin yani onların Kesinlikle yönetimi. katılıyorum. Bir kere şimdi buna ben hani ben de inanan bir insanım. Ondan katılıyorum. Haşa yani kul plan yapar ama hani sonuçta yani herkesin iradesi belli bir şekilde hani insanız hepimiz faniyiz yani. İnsanlar ne kadar plan yaparsa yapsın bir üst irade olduğuna da inanıyorum. İnsanların o planları değiştirme gücüne de o gücü Şey olduğuna gibi da mesela inanıyorum. navigasyonda şimdi evet bir rota var ama sen o rotaya sağa dönersen rotayı yeniden hesaplamak zorunda kalır Hesaplamak ya. zorunda kalıyor. Tabii ki, tabii Ya ki. tamam onlar bir rota çiziyorlar ama sen başka bir şey yaparsan onu başka bir şeye dönüştürebilirsin. Ya yani bu çok sıkı böyle ya işte o zaman yapabileceğin bir şey yok gibi algılanmamalı. Çünkü biraz insanlar da öyle bir şeye de sebep oluyor. Yani o zaman ne yapabiliriz? Hiç boşa seçim yapıyoruz falan gibi. Yok. Yani Tabii ki öyle birçok düşünmemek noktada lazım. Öyle farklı düşünmemek lazım. davransaydık farklı sonuçlar alabilirdik. Hatta şöyle seni destekleyen bir şey. Mesela plan belki Millet İttifakı'nın kazanmasıydı. Çünkü ortaya program koydular, heyecan yarattılar vesaire. Ve fakat hani kazansaydı çok sert bir tasfiye olacaktı. Çok büyük gerilim olacaktı. Çok büyük belki iç karmaşalar olacaktı. Hani bunu sonuçta büyük devletler de istemez yani. Türkiye'den nem alan büyük devletler de aslında Türkiye'nin çok karışmasını istemez yani. Yani çünkü bir şekilde menfaati var yani Türkiye'yi karıştırmadan o menfaati götürmek ister diye düşünüyorum. Yani çok büyük bir karışıklık kastettiğim. Yani ufak tefek zaten kendileri karıştırıyor da. Belki de işte bu büyük devletlerin filan da içinde olduğu bir şeyle iki tur arasında birden Kemal Kılıçdaroğlu sert bir söyleme geçti. Erdoğan daha yumuşak bir tarza geçti ve seçimden sonra devam ettiriyor. Yani aslında uygulanacak aynı siyaset belki. Sadece Erdoğan yumuşak geçiş yapacak. Yani çünkü plan değişti. Senin dediğin gibi büyük bir karışıklık çıkmasın diye değişti o da. Yani bu da bir ihtimal. Yani benim ciddi anlamda olmuş olabileceğini düşündüğüm. Ama bunu tabii önümüzdeki birkaç ay içerisinde çünkü deniliyor ki daha büyük tasfiyeler de olabilir ya da devam edecek tasfiyeler, işte değişiklikler. Bir takım yargıda bir şeyler olabilir, bir takım adli operasyonlar olabilir, açılan davalar işte yani göreceğiz bunları. Af söylentileri var şimdi adli suçluları işte çıkardılar vesaire ki o düzenleme çok eleştiriye açık yani çok eleştirilmesi gereken sıkıntılı bir düzenleme bu Covid izinleriyle ilgili alelacele torba yasaya koydukları ama yani bir şekilde o CHP eğer süreyi kaçırmadan götürürse Anayasa Mahkemesi'ne eşitlik ilkesine aykırılıktan filan genişler. Zaten bir şekilde hani yine Anayasa Mahkemesi önüne gidecek o öyle ya da böyle bir şekilde genişleyecek. Onun dışında zaten af söylentileri var. Dediğim gibi açılım ihtimali bile olabilir. İttifaklar değişebilir. Bunların hepsi 100. yılı çünkü Cumhuriyet'in. Yani 29 Ekim'de af söylentileri var. Genel af söylentileri. Çok önümüzdeki birkaç ay çok şeylere gebe diye düşünüyorum. Yani Fatma. Göreceğiz ya yani inşallah iyi şeyler olur artık birazcık çünkü çok fazla Evet, kötü. ben de yani değişimin daha iyiye doğru olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani tabii ki bizim hedeflediğimiz şey olmayacak. Ondan ümidi kestik de. Evet. Yani çünkü biraz da dibi gördü yani Erdoğan hükümette. Oradan aşağı daha fazla kendisi de yuvarlanacağı için uçurumdan aşağı biraz Evet. daha artık makule doğru gelme ümidi olduğunu düşünüyorum. Yani halkımız için de tabii olumlu bir şey olur ama tabii her şeyde çok baskı. Bütün kurumlar enflasyon vesaire ne olur, nasıl olur onu da Her şey bilemiyorum tabii. toplumsal çalışmaya dönüyor. Yani kiracı ev sahibi uyuşmazlıkları bile yani her şey toplum patlamaya hazır bomba gibi. Herkes birbirine yani suç işlemeye meyilli, öfkesi burnunda. Yani insanların da artık psikolojisi kaldırmıyor. Ekonomik zorluklar bir yandan, işte adaletsizlikler hepsi bir yandan. Demografik yapıdaki değişimler, insanlar yani tamam mültecilere kucak açalım yardım edelim eyvallah ama yani kendi vatandaşını ikinci sınıf neredeyse duruma düşüren yaklaşımlar falan insanları gerçekten mutsuz etti. Yani yurt dışına gitmek isteyen gençler veya gidebilen orta yaş grubu diyeyim hani gitme yani insanlarda bu psikoloji özellikle seçimden sonra çok arttı. Yani bunu görebiliyoruz ama mesela benim şahsen gidecek başka bir yerimiz yok hani olsa da burada kalıp mücadele etmek yani burası bizim ülkemiz. Mücadele etmek zorundayız diye düşünüyorum. İnşallah daha iyi gider. Mesela onu başta söylemiştim. Hani bana kurulan adli kumpaslarında ana kumpas bir programda da detaylı birkaç belli başlı 2-3 tane kumpası ele almıştık. Özellikle ana kumpası bu
Albay Aşkın Tuncan'ın da ifşa ettiği işte eski eşi üzerinden kurulan savcı Pınar Akdoğan üzerinden. O kumpas istinafta, hatta program yaptığımız gün bile olabilir, 18 Temmuz tarihli zannediyorum. Hemen adli tatilin başlamasına 2 gün kala bozuldu. Yani ve güzel bir kararla bozuldu. Yani bu benim... harika bir haber. Evet. İzleyicilerimizle de paylaşmış olduk. Ya bu arada ezansız çok yükselince biraz zorlandım dinlemekte ama. Evet, haklısın Aziz Bu Allah. Da bütün bu anlattıklarının da bir yerinde oturuyor yani. Yani bu davayı evet, kazanmış oraya olman da bence. Evet, yani kazanmış değilim ama şöyle bozuldu. Yani ona hapis cezası ve kumpasla verilmişti ve bozuldu ve yani eksik araştırmayla deyip bir yan tanığın adını yazıp işte diğer davayla işte birleşmesi gereken, yani benim aslında dilekçelerimde gündeme getirdiğim hemen hemen belli başlı bütün başlıklar da gerekçe bence olarak. Mesela bu da bir oyun bozan bir, sen de oyun bozan bir figürsün. Yani bir takım planlar yapılıyor ama Dilek Ekmekçi diye biri çıkıp da bunu böyle çomak sokar diye düşünülmemiş. Sen çomak soktukça başka bir plan yapmak zorunda kalıyorlar. Başka bir hamle yapmak zorunda kalıyorlar. Tabii bocalıyorlar. Arada hata yapıyorlar. Daha Tabii, tabii şey ki. veriyorlar falan. Tabii ki. Böyle Yani bir şu şey. güzel oldu. Bu fuhuş meselesiyle alakalı. Ben zaten çok şeyi kayda sokmuştum o dosyada. Ve devamlı da kayda sokacağım. Yani klasörlerce delil göndereceğim daha demiştim. Hani kumpas olmasına ilişkin deliller bir tarafı. Hani bu önemli olan, hani kumpası çökertmekten öte böyle bir şey var yani. Zaten ondan kumpas kuruyor. Böyle bir yapı var. Evet, Bunu tabii ki. ortaya koyacak delilleri, çünkü soruşturma da jet hızıyla örtbas edildi hiçbir şey ortaya konmadan. O da bana kumpasa dönüştüğü için onların hepsi ben kayda almaya başlamıştım ve sistemli bir şekilde. Bu şimdi çok daha artacak, çok daha önüm açık. Yani inanılmaz şeylere gibi bu süreç. Sen de Aslında tutmayacaksın. Sana yani bilgi akışı da artacak bence. Yani evet. sadece senin araştırdıkların değil, birileri sana bence ulaştıracak da Ulaştırıyor konuyla da, ilgili. yani şimdi tabii her şeyi de konuşamıyoruz çünkü niye? Önce bir kendimin doğruluğunu, yanlışlığını, boyutlarını idrak edip ona mesai harcayıp emin olup onun da ne kadarını kamuoyuyla paylaşmamız doğru olur falan şu aşamada tahlil edip hani öyle değerlendirmem lazım. Biz de Yoksa başka ekranlarımızı açacağız. Sana ulusal medya açmayabilir ama Kampana News ekranları sana biliyorum, açık. çok Karınca kaderince ne teşekkür kadar sesini duyurabilsek bizim için ederim. Yani o çok mutluluk olur. mutlu etti hani, çünkü bunlar kayda girecek. Yani girdi ve Evet, girmeye devam kesinlikle. edecek ve yani karşımıza Kesinlikle. alıp işte soru soracağız, çelişkilerini yüzlerine vuracağız, çapraz. Yani ya aslında ben size şöyle söyleyeyim, karar yani Koray Öner'i al mahkeme önünde ne yapıyorsan yap demiş yani bana istinaf. Bu yüzden çok Sen de memnunum. gereğini yapacaksın hukuk içinde tabii ki. Tabii ki yani Biz de mahkeme bütün detayları heyecanla bekliyor olacağız. İnşallah. Bu arada eklemek istediğim bir şey varsa lütfen Yani söyle. 3 dakikamız. yok, şu anda yok. Yani genel olarak ümit varız ama biraz yavaş, yumuşak olabilir. Çünkü yılların bir hasarı var. Eldeki malzeme ortada. Ama yarın yani dediğim gibi genel af bile olabilir. KHK'lılar, KHK zulmü bitebilir. Yani bu ihtimalleri de ben olası görüyorum. O yüzden hani talepkar da olmak lazım bu konularda. Hani Kesinlikle. hem ümit var hem talepkar olmak lazım. Kesinlikle. Yani iktidarı da muhatap almak lazım. Hani kestirip atmamak lazım. Hani muhalefeti de yine şekillendirmek için. Kesinlikle Ya yani siyaset tabii itiraz etmiş psikolojimiz bozuldu olabilir ama ama ya etkisiz olacak. Az önce konuştuğumuz gibi, yani senin söylediğin gibi etkimiz olma zaman bıktık, boş ver. Ya yani öyle, o zaman ben mesela bu kadar insanlar bana baksın. Ben niye mücadele ediyorum? toparlanıp aynen devam etmek lazım. Yani çocukluk etmemek lazım. Biraz Ne da bedel yapacağız? ödemeyi Başka göze almak lazım gerekirse. evet. Yani Başka hani çaremiz yok. Yani biz demokrasiden ve hukuktan başka bir yolumuz yok bizim için. Aynen oradan devam etmek lazım. Son olarak ben sana şunu sormak veya işte bu konuda söz vermek istiyorum. Bir tweetin beni çok etkilemiş. Ya sık sık atıyorsun öyle de yine bu işte yetiştirme yurtlarındaki son bir olay evet, bir gün medyaya bir yansımıştı. Tabii maalesef. senin de tabiri caizse yaran kanadı orada yani o konudaki hassasiyetin de çok üst düzey haklı olarak. Orada bir feryat ettin böyle çok etkilendim ben açıkçası.
Teşekkür Neydi? ederim. Yani buradan tekrar söylemek ister misin? Neye kızıyordun? Ne olmuştu? Ne demeye çalışıyordun? İstersen onunla bitirelim. Yani şöyle bugün dedim bu kadar işte devamlı böyle skandallar daha çok medyaya yansıyor. Yani bunlar hep vardı ama halının altına çok süpürülüyordu. Şimdi daha bir medyaya yansır oldu yurtlardaki bu istismarlar, skandallar. Zihinsel engelli bir çocuğumuzun istismara uğradığı bir kızın. Yine yurtta yani önce kendi ailesinden uğruyor. Sonra güya devlet korumasını alıyor. Devlet korumasında da istismara uğruyor. Uyuşturucu bile kullandırıyorlar. Yani neresinden tutarsanız elinize kalacak bir olay medyaya yansıdı. Ve yani Aile Bakanlığı da bildiğim kadarıyla yani son güncelleme bunu inkar etmemiş yani bu olayı. Hatta yakından takip ediyoruz hani gereğini demiş Aile Bakanlığı da. Birkaç gün önce yine tarikat cemaat yurtlarına başlarında hiçbir yetkili olmadan yine devlete emanet çocuklar götürülmüş. Niye götürülüyor? Yani onu da mesela yalanlamadı. Kısmen yalanladı yani. Hani kısmen Aile Bakanlığı ama yani sonuçta olayı yalanlamadı da başlarında birileri vardı gibi sanırım. Hani birilerinin olmadığı, yetkili birilerinin olmadığı doğru değil dedi. Şimdi tabii bunlar haber olabiliyorsa, bu kadar fikri takibi yapılıyorsa, medyaya yansıyorsa, biraz kamuoyu ilgisi arttıysa, hassasiyet arttıysa, kayda giriyorsa hani bunda benim çok büyük bir emeğim var. Bu kadar kumpasa uğradım. Irz düşmanı sapık iftiralara bile Kesinlikle. uğradım. Hala bunlarla mücadele ediyorum ana kumpas çökmüş olsa bile. Yani özgürlüğümü kısıtlıyorlar, yakalama çıkarıyor. Bir yığın, üstelik ben bunları sadece biyolojik ailemi, annemi, babamı öğrenmek için çıktığım yolda bir hukukçu olarak rastladığım için kayıtsız kalamadığımdan yaşıyorum. O İnan. çocuklardan birinin hukukçu olacağını hiç akıllarına gelmemişti. Çok fena duvara tosladılar. Ya gerçekten yani o yüzden diyorum Firavunlara Musa'yım diye yani Firavunlara Musa'yım diye hani teşbihat olmaz. O Evet. yüzden söylüyorum bunu zaten her zaman. Yani onlar Kesinlikle çok kıymetli. Yani ama tabii birçok sevgi kapıyı kaldı. kapatıyor olabilirler ama sözün kendisi çok kıymetlidir bence. Senin yani bir şeyi değiştirip değiştirmekten bağımsız olarak bunları dile getirmen, kayda geçirmen çok ama Ben de tarihi öyle görüyorum. açıdan bence Ben çok de öyle kıymetli. görüyorum. İşte karıncanın Hazreti İbrahim'in Kesinlikle. yanında ateşe su taşıması gibi hani Kesinlikle. ateşi söndürmeye yetmese bile Kesinlikle. safımızı belli Tabii ediyoruz. gönül ister ki hak ettiği iyi de görsün yani o da onu da Oydu buradan. benim hezeyanım yani yakınmam Evet daha evet doğrusu haklısın. yakınmam oydu. Yani serzenişim daha doğrusu oydu. Çok haklısın serzenişte. Yani aynen çünkü niye STK'ların kadın derneklerinin vesaire onlar sinek avlamakla uğraşıyor. Yani kadın cinayeti olduktan sonra bir de daha önce de konuştuk işte gündem oluyorsa vesaire. Ama burada ciddi kadın köleliğine ilişkin Türkiye'de çok ciddi kadınların ikinci sınıf olması özellikle dezavantajlı kadınların sosyal olarak ikinci sınıf olması yani gibi kadın köleliğine varan çok ciddi problemler var. Çocuk istismarı vesaire. O konularda bir adanmışlık göremiyorum onlarda. Herkes bir siyasi yatırım, sosyal yatırım olarak derneklerde çoğunlukla görüyoruz. Barolar aynı şekilde yani bunlara serzeniş, meslek örgütüne. Medyadan zaten herkes şikayetçi. Yani muhalif medya bile yoktu. Yani muhalefet anlamında da şikayetçi Ya çok partilerden, haklı. Sanki medyadan. böyle bir ezber oluşmuş oralarda da. Belli Tabu belli oluşmuş. konular. Konuşulmuyor. Tabu. Tabu. Konuşulmuyor. Böyle bir şey yokmuş gibi. Yani halının altına süpürülüyor. Yok sayılıyor yani. O tabii ki o konularda yalnız bırakılmak yani Çok haklısın. beni üzüyor o yönden. Tabii ki ben de fırsatını bulunca veya öfkem Ya kabarınca o şöyle serzenişte dilek bir de bulunuyorum. yani mesela bence seni böyle bir kavanoza böyle şeye fanusa falan koymamız lazım. Çünkü bu yani bunları yaşamış bir çocuk konuşuyor ve hukuk diliyle konuşuyor. Yani kim bilir kaç yavru var daha yani bu haberi olanlar bu kadar ya olmayanlar yani bu kadar sızıyorsa içinde ne kadar vardır onu bir oransal olarak tahmin ettiğimde korkunç bir boyut çıkıyor bence. Yani bu kadar Maalesef. çok haber düştüğüne göre düşmeyenleri tahmin ettiğim zaman bundan Maalesef. daha ciddi ne olabilir yani gündem? Bir de Bundan daha yani ciddi bir gündem ne olabilir? dediğin gibi yani ben bir noktadan bu olayın mağduruyum. Hani sonuçta hayatımın ilk 2,5 ayını yurtta geçirmişim. Çok az bir süre olsa da. Biyolojik ablamdan dolayı bir takım şeylere vakıf olmuşum. Ama bunları gündeme getirirken kimliğim ceza hukuku hocası. Evet, Yani bu Sedat çok Peker gibi büyük bir. kınamak için söylemiyorum ama Sedat Peker gibi mafya babası değilim, erkek değilim. Evet. Ama akademisyenim, avukatım 17 küsur senelik. Buna rağmen sözümüzün Sedat Peker kadar hükmü olmadı. Sedat Peker'in %1'e hükmü olmadı. Ve ben burada kumpaslarla tek başına mücadele ediyorum. Evet, bu benim serzenişim. Yani şu da yok. Hani gerek ulusal medyada, basında, işte sosyal medyada vesaire. Ya işte gündem çok yoğun. Mesela o kadar bunun yanında
küçük kalan konular saatlerce, günlerce konuşuluyor ki o kadar işte haber bültenleri, haber programlarını izliyorsun saatlerce, günlerce aynı konu, aynı konu, aynı konu ve hiçbir yere varmayacak konular. Yani Maalesef yani tabiri temsil caizse yeri geniş gibi döndür kesime. dolaştır laf kalabalığı. Evet. Yani Şimdi hiçbir mesela haber bu olayı değeri da olmayan bu şeyler, yani maalesef. herkes farkında bunun. Bunlara bu kadar yer ayırıp, yani senin anlattıklarına bir kere bile ekranda görmememiz, ben buradan bütün basın mensuplarına da sesleniyorum, yani bütün gerek yazılı gerek görsel gerek televizyon hepsine. Yani niye dileyip ekranda bir akşam izlemiyoruz? Bütün Türkiye olarak. Evet, Yani bütün Türkiye izlese neler konuyu değişir? Neler do değişir? yani sadece dilekte bu konuyu, yani yetiştirme yurtlarında neler oluyor, çocuklara ne yapılıyor, bunun oranı nedir, boyutu nedir? Yani Aile Bakanı gelip gerekirse raporlarıyla, işte rakamlarıyla, vesaireleriyle, yani belgeleriyle bize bunu niye ortaya koyuyor? Bizim böyle bir gündemimiz niye olamıyor? Yani bundan daha Mesela önemli neyimiz var? Halk TV bunu bir Evet, kere bir hepsi gündem etti. için yani. Gündem etti şöyle, Seyhan Avşar'ın bir haberiyle, Turhan Çömez'le herhalde paslaştığı bir haberle ama yani o yayında Şule Aydın 30 saniye bana zor değindi. Yani nasıl İşte. bir sansür var? 30 saniye onu da nezaketen yani biliyorum Evet. hani. Hani Şule Ama Aydın da çok yani iyi bir saatlerce aslında tabii açık orada konuları evet şey yapıyorlar ve olmamız konuşmamız gerekir. Yani Turhan Çömez de sonuçta bu olaylarda destek olsun diye ilk yayına çağırtan benim tekrar İngiltere'den sonra geldi vekil oldu. Ben hala kumpaslarla uğraşıyorum o vekil oldu. Yani böyle sitemlerim de var tabii ki. Ve yani ben bunları eleştirdim diye hani İyi Parti'den işte sıkıntılı insanları da birinci sıradan vekil yaptılar filan. Kendi de biliyor gayet sıkıntılı olduklarını. Bunu eleştirdim diye seçim gecesi tavırlarını eleştirdim diye beni bir de WhatsApp'tan bile engelledi. Yani bu kadar da eleştiriye tahammülsüzler. Bu kadar hoyratlar diyeceğim tabiri caizse. Bu yönde de sitemim var. Yani maalesef ki var. Şimdi mesela son bir şey ekleyeyim. Cumhuriyet Gazetesi bu dünkü skandalı şey diye vermiş Twitter'da işte. Ya büyük skandal gibi. Böyle sanki yeni bu Amerika'yı yeni keşfetmiş gibi. Ya sanki bu yurt çocuklarıyla ilgili böyle hiç skandal yok. Hep böyle çok büyük bir şey ve yeni olmuş gibi. İlk habermiş gibi. 40 senedir var Melih Gökçek döneminden beri. Cumhuriyet'in kendisi kendi arşivinde dolu bunlar. biraz Cumhuriyet mesela yapılan Gazetesi'nin haberler de şöyle, yani o ajitasyonunu halka verip ah vah vah tüh gaz tüh alıyor. dediktirip Gaz kapatın. almaya, o anlık gaz Heh, almaya. aynen Millet böyle, bu hani kadar balık hafızalı. sistematik olarak bir eleştiri, bu niye oluyor, nasıl oluyor, işte hani Yok. sorun nerede, öyle değil de işte olayın ah ne kadar yazık olmuş dedirttirip o Tabii boyutta, ki yani böyle. bir de şey gibi aynen yani pembe dizi gibi veya trajedi gibi ne dersen işte. Yani çünkü onu da şu şey aslında Barış Terkoğlu yazdığında orada hakkını teslim edeyim bu olayların başında yazdığında benim bu mücadelemi yurt kızlarıyla da bağlantılı. Başlığı yazının başlığı çok çarpıcıydı o Aleyna Çakır olayıyla da bağlantılı. Başkalarının hayatını izlemeyi neden çok seviyoruz gibiydi. Yani öyle bir başlık yanlış söylemeyeyim. Gerçekten yani millete film yani Evet, melodram. aynen. Kelimeyi bulamadım. Melodram. Melodram. Ha, Evet. Dilek'i de izlerken melodram. Dilek Evet, neyle evet. mücadele ediyor? Kumpasa mı uğramış? Nasıl destek olabiliriz? Biz Evet. ne yapabiliriz vatandaş olarak veya işte gazeteci olarak, STK olarak, avukat olarak, meslektaş olarak? Yok. Böyle bir şey yok kesinlikle. Şimdi Kesinlikle. dokununca sen tabii ki bir Yani dokundun bir siyaset aşık. bilgisi. Sadece medyada değil, siyaset de öyle. Bu kadar anlatıyorsun. Yani bir mecliste bir komisyon kurulmuyor. Bir milletvekili gelip yani ne diyor bu kadın? Yani Ne, bunun ki... HDP'li vekiller yine ne yaptıysa HDP'li kadın vekillerimiz, dört vekilimiz filan hem soru önergeleri hem araştırma önergeleri verip kayda geçirdiler önceki dönem. Yine ne varsa onlar yaptı. Ha bir tane de CHP'li bir kadın vekilimiz yaptı Gamze Taşçıyer ama onda mesela bana hiç değinmedi ama konuya değindi. Yani bana değinmedi veya benim uğradığım kumpaslarla bağlantılı veya benim çomak soktuğum yapıyla bağlantılı ama sonuçta bayağı bir 25-30 tane CHP'li vekile de imzaladı ve en azından o da kayda geçirdi soru önergesi olarak. Ama onun dışında hiçbir şey yok. Hiçbir hareket Maalesef. yok yani. Yani Maalesef. Rabia Naz Komisyonu kuruldu ne güzel. Yani bir yere varmadı ama kayda girdi o da yani. Bu konuda da bir komisyon kurulması gerekir. Belki şimdi meclis yeni yani bu dönemde bir şey olur. Hani Ya bir erken de sadece adli olarak değil, bunun yani sosyal olarak da nasıl çözüleceği, belki psikolojik olarak neler yapılabileceği, sivil toplum ne, yani her yönden bundan daha önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum ben ya, yani gerçekten. yani tabii ben bir de sosyolog kimliğim de var. Yani sosyolojik olarak yani dediğim gibi bütün unvanlarımla konuşuyorum ama yok. Yani Sedat Evet. Peker'e %1 ilgi çekemiyoruz yani. Bütün Maalesef. unvanlarımla konuşuyorum. Ha şunu da ama şunu da yine sosyolojik bir realite olarak da ortaya koyalım. Yani maalesef geçenlerde Netflix'te bir film izledim. Kayıp Kızlar.
diye. Yani merak edenler izleyebilir. Gerçek bir olay ve de yani trajik, çok trajik gerçek bir olay. Maalesef bu seks köleliği, işte kadın köleliği, özellikle korumasız, işte devlet korumasına verilen kadınların, çocukların, kız çocukların, kadınların daha çok bu yola sürüklenmesi sadece Türkiye'de olan da bir şey değil. Yani dünyanın da acı gerçeklerinden Muhakkak, biri. tabii ki. Ya Yani muhakkak çok fazla oluyordur. bu konuyla ortak nokta bulacaklar hani. Ben şu an hani filmi anlatmış olmayayım, izleyebilirler Netflix'ten. Ama benim mesela yani yine de halk olarak şunu bilmeliyiz. Yani bu o işte hani dünyanın her yerinde olan bir insandan kaynaklı bir ortalama bir şey var değil mi? Yani insan olan yerde böyle şeyler oluyor. O oranda mı, onun üstünde bir yerde miyiz? Yani mesela bunu da bilmiyoruz. Türkiye'de daha mı fazla? O Ha, her yerde tabii olduğu ki kadar mı? sıkıntı o zaten. Türkiye'de daha fazla sıkıntı o. İşte Türkiye'de o her şey fazlalaştı. fazlalığı oluşturan şey nedir? Yani orada işte teknik bir açıklama yapmak gerekiyor. Yani o aradaki fazlalığı üreten nedir? Türkiye'deki sorun nedir? Sistemdeki sorun nedir? Bunların sosyolojik açıdan, işte adli açıdan, her açıdan ilgilenilmesi, bütün kurumların buna eğilmesi lazım. Ama maalesef sınıfta kalıyorlar. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Peki İnşallah, dilekçe inşallah bitiremedi de ama bu bayağı çabalarımız bir şeyleri açtı. değiştirecek yani, yavaş yavaş da olsa. Muhakkak yani ben asla boşa gideceğini düşünmüyorum. Bir kişinin yapabileceğinden çok çok daha fazla şeyler yapıyorsun. Gerçekten böyle şey gibi yani Herkül diyeceğim de o el sütü gibi. Cep Umarım Herkül, cep çabaların Herkül. boşa gitmez. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok Umarım sağ, çok sağ ol Fatma hedefine de için. Çok memnun oldum. ulaşırsın. Çok da inşallah da zarar görmezsin. Ben senin için de çok da endişeliyorum doğrusu. İnşallah, Tekrar inşallah. gündem oldukça yeniden konuşmak üzere ara ara bekleriz. Ekranlarımız her zaman Tabii. sana açık. İnşallah. Teşekkür ediyorum yayınımıza Çok teşekkür katıldığın ederim abi. için. İzleyicilerimize de herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir başka Anuşa burada buluşmak üzere. İyi İyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın.